İşte aradığımız bunlar. Harika boyut. Kesiyorum. Kökü de bayağı büyükmüş. Şunu keselim. Bu da tamam. Ve son olarak şu mu kaldı? Hadi onu da kes, tipteki yavruyu bırak. Demir de bulmuş. Geliyorum. Saymayı mı öğreniyorsun? Evet. Bu ne? Bunu kim kesecek? Hangisi? Şunu. Ya bu kırılmış. Kırılsın, ne fark eder? Aldı. Aldın mı? At sepete. Çok iyi. Baba, burada şey, bıçak var. Evet, diken mantarlarını bulmaya devam ediyoruz. Kulacık. Kulak mantarı. Kara kulak mantarı gibi isimler veriliyor. Şuna dikkatli alayım. Yavrular var bakın. Gel koçum buraya. Bunun altında da yavru dolu. Bunları alalım, onlar büyüsün. Bak bak bak, güzelliğe bak. Şundan bir de fotoğraf al atın. Yakından. Evet. Harika. Çok güzel. Evet. Altında da var. En güzel formda arkadaşlar bu şu anda. Efsane. Devam. Bunu köküyle söküyorum. Bunu böyle olduğu gibi üniversiteye incelemeye göndereceğim. Of 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 of. Çok iyi be. Evet, burası benim kadim kulacık meram. Burada çok var şu an. Başka da görüyorum. Elime diken battı. Diken mantarı topluyoruz. Bayağı büyükler. Olacak o kadar. Sen de kesildin mi? Bu kesilmemiş. Konuşmaların hakkında delil olarak kullanılacak. Konuşmaların hakkında delil olarak kullanılacak hatun. Bir 8-10 tane buldum. Volvo, Flutus, Glau, Sifolus. Şemsiye mantarı mı? Hayır. Bak şimdi Türkçesini unuttum. Danavulu mantarı. Anuz gülü mantarı. Koştum. Kim buldu onları? Annem. Wow, güzelmiş. Kucağına mı doldurdun? Evet. Şut bak. Ha? Oo, güzeller. Sepet nerede? Önüm. Evet. Şuradan bir tanesini çekelim bence. Bunların iki diğerleri büyüyemez öbür türlü. Var iki. Buldun mu? Burada vardı bu parlak. Bu bakayım, o nerede? Burada çok olduğunu düşünüyorum ben. Burada bir tane daha vardı. Heh. Şu yavruyu bir tanesini de keselim. Yes! Küçük buldum ama buldum. Hı? Bakabilir miyim? Anne, bakayım. Aha, çam batırdım. Kes. Şuradaki ne? Hı? Kocamanı ha, görmüyorsun. Aşkım şunu görmüyorsunuz, şunu görmüyorsunuz. Doğru, dolu, doğru, dolu. Doğru değil mi bu? Evet. Dolu, dolu, dolu. Uf, ne oluyor? Kesin bakalım. Ben size dedim en çok...
En çok burada bulacağımızı söyledim ben size. Şu an kayıtta mı? Kayıttayız. Rahat konuşabilirsin, sıkıntı yok. Bunlar ne? Yaşlı mı bunlar? Kes bakayım. Bunlar da kulacık. Evet. Evet, çok güzel olmaya başladı. Baba, bıçakları değişsek olabilir mi? Bu bıçağı almak için kılıfını takman gerekiyor ve kılıf takıp gezmen gerekiyor. Tamam. Bulursun. Öbürünü ben kesebilir miyim? Evet. Bu kökü nerede? Burada. Ver kardeşine bıçağı. Bu bir. Al bakalım, dikkatli tut. Hadi. Kes bakayım. Biraz seri. Aa, başka bir mantar. Aferin, bak bir kere de anladın. Aynen böyle devam. Kesebilirsiniz. Ver bana. Bunlar alıyor mu ya? Bunlar küçük gördüm. Bunları bırak oğlum. Kes babacığım onları. Orada 3-4 tane var. Şurada bir sap var. Hadi hızlı hızlı burada kes hadi. Burada bir sap var. Aferin. Onu da. Evet, onları ben bir alabilir miyim? Gösterelim onları şimdi bir. Şimdi bunları bir sepete koyalım. Sporları dökün. Çok deli kaldı. Ne yapıyoruz şu an bunları? Sepete koyuyoruz. Neden? Delikli bir sepete. Bıçağını al. Niçin delikli sepete koyuyoruz? Sporlarını dökmesi için, üremesi için. Görüşürüz. Onu bir çıkar bakayım. Ne? O mantarı çıkar. Hayır çıkar. Kökünden çıkar. Anlatacağız onu. Diken mantarı meralarında bol miktarda bulunur. Çok yumuşakmış koktu. Tamam olsun, öyle de anlatabiliriz. Bakın, morumsu bir lamel, sarımsı bir üst. Evet, onun sapı gelmiyor. Sapında bir yüzük olur. Yüzüğünün üstünde de morumsu bir desen olur. Stropharia coronea kefgarik mantarı zehirlidir arkadaşlar. Evet, burada çok güzel örnekler var. Kesecek misin? Keseceğim. Kes biraz acele. Bak şurada da var bir tane. Evet. Ne mantarıydı bu? Çimen mantarı. Ne? Aman pardon, diken mantarı. Evet, diken deliğine bir batsın keserken. Ama şu diken mantarı topladığını hissetmen lazım. Yavruları kesme. Tamam, onlar görsün. Şurada bir tane şurada var. Nerede? Çok zor görünüyordu, bir saniye. Kaybettim. Az önce gördüğüm mantarı kaybettim arkadaşlar. Bulacağım şimdi. Diken mantarı avcılığında benim hatun çok iyidir. Hiç kaçırmaz. Şurada bulmuş mantarları. Diken mantarında çok aşırı büyüklüğe bakmıyorum arkadaşlar. Evet, böyle çok küçük olanları bırakacağım ama mesela bu kurumuş artık. Bu büyümez. Havalodos. Onun işi bitmiş. Kendini belli eder mantar zaten. Ben büyüyeceğim der. Şurada var bir tane. Bu artık doğanın olmuş. Bakın. Şöyle göstermek istiyorum ama dokunmadan çok. Sporlarını salmış. Spor rengimizin beyaz olduğu gözüküyor. O burada kalsın. Hatun, bu ne? Saklanmış. Saklanmış. Bu kesebilirsin oğlum. Bu sığır kuyruğu bitkisi. Onun içinde kendini gizlemiş. Ne olacak? Biz insanoğlundan kaçmak lazım. Onların da kadim öğretileri var. Sonuçta yüzyıllardır yaşıyorlar. Ve onu kesmiyoruz babacığım. Tamam. Ve nerede saklanacaklarını öğrenmişler. İlk olarak şunu numune alacağım. Çok fazla bozmadan. Evet, köküyle çıkardım. Bu bir üniversiteye incelenmeye gidecek. Dikeniyle beraber. Birlikte parazit yaşadığı dikenle beraber. Şunu sepette zedelenmesin, koruma altına alayım. Daha sonra düzgün bir şekilde yollarım. Burada işin enteresan tarafı şu. Tarlada deve dikeni yok. Bu diken var. Bununla da çıkıyor. Anladığım kadarıyla. Deve dikeni olursa onu da çekerim. Erincim kampastre değil bu. Başka bir diken. Bir de ondan numune aldım.
Belki bilinenin aksine sadece deve boğa dikeniyle Erinciyum campestre ile birlikte çıkmıyordur. Araştırmalar yapılsın bakalım. Dur dur babacığım. Evet, diken mantarı toplamaya devam ediyoruz. Bakalım örnek taze. Evet, bir tane daha numune alalım. Daha sonra kendimize yiyecek mantarları toplamaya başlayacağız. Diken mantarının karakteristik özellikleri: sapa yürüyen lameller, kahverengi üst ve sağlam bir sap. Bunu çok kurcalamak istemiyorum. Bunun sporları lazım bize çünkü. Evet, bu da ikinci numunemiz. Şunun üzerine zarar gelmemesi için birkaç bot koyalım. Devam ediyoruz. Evet, diken mantarı toplamaya devam ediyoruz. Neredesin dostum? Burada. Bakın çok genç ama yaşlanmış. Demin 5-6 tane bulduk. Onları videoya çektim. Sandım çekmemişim. Şurada bir tane yavru var, bırakıyorum. Diken mantarı bulmak için öncelikle boğa dikenine ihtiyacımız var. Boğa dikeni olduğu yerde diken mantarı da oluyor ama otlakları tercih etmelisiniz. Otlaklarda oluyor. Ormanda diken mantarı bulamazsınız. Ya da sürülmüş yerlerde bulamazsınız. Başka onlar şey diken var. Mantarı değil oğlum. Onlar yaşlı başka bir mantar örnekleri. Evet. Şu boyda çok olurdu. Baktınız mı oraya hiç? Burası yakın bir zamanda bir tür sürülmüş yalnız. Ondan burada pek mantar yok. Senin arazilere gitmemiz lazım artık.